Değerli Lifespan takipçileri, Lifespan'de dövüş sporlarının konuşulduğu program olan Kroşlar'ın herkese selamlar. Ben Arda Şahin, bugün sevgili Caner Altıntaş'la birlikte İbo Aslan'ın destansı zaferi başta olmak üzere UFC Atlantic City'yi değerlendireceğiz. Ve UFC 300'den önceki son dövüş gecesi olan bu hafta sonu UFC tekrardan Apex'i olacak. Ve başrolde Brandon Allen'la Chris Curtis olacaklar. İki isim rövanşa çıkacak. Bu karşılaşmaları konuşacağız. Abi hoş geldin, nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Ben deyim abi, sağ ol, teşekkür ederim. Öncelikle ufak bir maç takviminde değişiklik oldu, onu belirterek başlamak istiyorum. Bildiğiniz üzere UFC Vegas 91'de Mateusz Nicolau ile Manel Kape karşı karşıya gelecekti. Manel Kape maçtan çekildi, yerine Alex Perez aldı ikili. UFC 3'ten sonraki ilk dövüş gecesinde karşı karşıya gelecekler. Bunun da bilgisini vererek başlayalım. Atlantic City'deydik geçtiğimiz hafta sonu, çok önemli bir geceydi bizim için. Aaron Blanchard'da Manon Fiora başlaydı, ancak bizim için tek önemli bir isim vardı, o da İbo Aslan. İbo Aslan önemli bir galibiyet alarak UFC'ye giriş yaptı. 3. round'da Anton Turcari'yi knockout ederek UFC'ye galibiyetle başladı İbo Aslan. Ve aynı zamanda daha ilk maçında gecenin bonus ödülünü aldı. Çok güzel de bir konuşma yaptı, mesajı verdi. Abi biraz zorlandık, biraz korktuk ama Recep Mert'in de dediği gibi her zafer kolay değildir. Önemli olan zor da olsa bu zaferden zaferi alabilmektir. Her zaman kolay kazanamayacağını biliyorduk İbo'nun dedi ve bu maçta öyle oldu dedi. Ben de bu görüşe katılıyorum ve tabii sözü sana bırakıyorum İbo'nun destansı galibiyeti hakkında. Yani ilk UFC maçını bu şekilde güzel bir şekilde bitirmesi, gecenin maçı bonusunu da alarak bitirmesi, yani nakatlı bir şekilde, gösterişli bir şekilde bitirmesi çok güzel oldu. Geçen hafta sürekli bunun üzerine durmuştuk. Nasıl bitirecek? Gösterişli bir galibiyet alırsa yol daha da açık olacak diye. Bu maçta bunu başardı. İlk roundda bitiremedi. İlk iki roundda bitiremedi ama üçüncü roundda bitirdi. Bu da önemli bir gösterge. Yani üçüncü roundda da bitirmesi, o zamana kadar da dayanıklı kalması, yani o yumruk gücünü o üçüncü rounda kadar taşıyabilmesi de önemli bir şeydi. Ve bir de en büyük rakiplerinden birini bu zamana kadar aralarında bir husumet olan, bir rekabet olan rakibini de UFC dışına atarak kazandı. Gerçekten bu da önemliydi onun için. Yani kariyerindeki tek mağlubiyeti de temizlemiş oldu. Tabii evet zor oldu. Evet bazı eksiklikler de gözüktü. Bazı problemler de gözüktü. Ama sonuçta kazanmak önemliydi. İlk maç zaten daha UFC ilk defa girdi. Bunun bir heyecanı vardı. Bunun bir şaşkınlığı da vardı yani. İllaki gelecek maçlarda daha da düzeltecek. Bu maçta beklentimizin üstüne çıkan noktaları da vardı yani. Bunlara da değiniriz. Ben açıkçası İbo Aslan'ın genel görüntüsünü beğendim. Maçı da nakatla kazanması çok güzel oldu. Ben geçen hafta söylediğim gibi onun UFC'deki geleceğini çok parlak görüyorum. Evet abi, ben de aynı fikirdeyim. İbo Aslan'ın ben de performansını çok iyi buldum. Ve tabii benim kartımda 1-1'di. Ben ilk roundda Anton Turcari'ye verdim. Hani biraz daha iyi bir performansı vardı ama ikinci roundda özellikle İbo kayda değer vuruşlar olsun, striking olsun çok fark attı. Üçüncü roundda da bitirdi. Abi problemler dedin, onu sormak istiyorum. Maçtan sonra İbo'ya hani sevinenler kadar çok sayıda eleştiri yapan isimler de vardı. Yani bazıları ağır eleştiriydi. Yani bilmiyorum, şampiyon olamaz dediler, ilk 15'e giremez dediler. İlk 15'inden bir dövüşünü rahatça bitirebileceğini düşünüyorlar. Yani abi sen bu eleştirilere katılır mısın ve İbo Aslan'ın maç içindeki en büyük problemi sence neydi? Yani en büyük sorun, gözü çarpan sorun neydi? Tabi onun dışında tabii ki her zaman şunu söylüyoruz, çok mükemmel ve gurur verici bir galibiyet aldı tabii ki. Yani çok ağır eleştiriye gerek olduğunu düşünmüyorum. Yani ilk maçıydı daha henüz. Yani gelecek adına hemen ilk 15'teki isimlere indir, daha düştüğü isimlere karşı ne yapar diye böyle eleştiri yapmak bence şu anda çok acımasız olur. İlla ki bu maçta bazı problemleri vardı. Yani benim asıl problem mesela takedown sormasına çok çalışmıştı. Bu iyiydi fakat rakibi sürekli takedown yapacağı için o kolları sürekli yere indi. Aşağıda tuttu, yani gardını bayağı aşağıda tuttu ve çok darbe aldı. Yani ben beklediğimden daha fazla darbe aldı. Biraz daha kontrollü olacağını düşünüyordum İbo Aslan'ın. Yani burayı düzeltmesi gerekiyor. Benim gördüğüm problem bu. Söylediğim gibi ilk round'u iki hakem İbo Aslan'a vermiş. Yani İbo Aslan puanlamada öndeymiş ama yani ilk round Anton Turcali'ye de gidebilirdi bu yumruklardan dolayı. Yani benim gördüğüm problem buydu. Çok rahat yumruk aldı. Zaten maç sonu yüzünden de belli oluyordu. Yani şişlik de oldu.
hani bunu düzeltmesi gerekiyor. Yani o yumruk savunmasını, yani tek dan savunmasını evet bir seviyeye arttırdığını görüyoruz. Bu tek dan savunmasını yaparken açık vermemesi gerekiyor. Bu açıkları verdi, bu büyük problemdi. Yani bunu düzeltmezse ileride biraz sıkıntı yaşayabilir. Ama yani genel olarak böyle çok da büyük bir eleştiri yapacak da bir konu yok. Elbette tabii ilk maçta böyle problemler olacak. Yani birçok dövüşçünün oluyor. Yani kaçıncı maçlarında görüyoruz burada anlatıyoruz problemlerini. Yani ilk maç değil illaki böyle problem olabilir ama sonuca bakmak lazım. Sonuçta kazandı. Önemli olan da buydu ilk maçta ve knockout'ta kazandı yani. Çok gelecek adına böyle kara umutsuz olmaya gerek yok ya. Hatta aksine daha da umut verecek bir performanstı bence. Evet abi ben de seninle aynı fikirdeyim. Peki abi tabii bu zaferle birlikte hani dediğim gibi ikiye ayırdım az önce. Hani İbo'yu ağır eleştirenler var. İbo'yu çok sevip yükseltenler de var. Beklentiyi nerede tutmamız gerekiyor? Hani bazı arkadaşların ilk 15 içinden direkt rakip vermelerini istediklerini gördüm bazı forumlarda, şeylerde. İlk 15 içinden bir rakip için hazır olduğunu düşünüyorlar. Benim şahsi görüşüm bence bir teste daha ihtiyacı var İbo'nun ilk 15 dışında. Hani tabii tam sıralamayı bilmiyoruz. Yani ve tabii gözü çarpan bir rakip ismen gelmiyor aklımıza ama yani bana sorarsan ilk 15 dışından sonra bir rakiple daha karşılaşıp öyle ilk 15'e adını yazdırabilir diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? İbo'ya bundan sonra hemen yani birkaç ay sonra iyileştikten sonra ilk 15'ten bir rakip mi verilmeli yoksa bir 15 dışından bir isimle daha test edip sonra mı? Yani 3. maçından itibaren de sıralamadan bir isim verilmeli. Açıkçası ben de senin gibi düşünüyorum. Yani ilk 15'ten bir rakip vermenin şu anda çok acele hızlı olacağını düşünüyorum. Yani bir de bu maçta Anton Turkale yani UFC seviyesini gösterdi. Yani biz UFC seviyesinin aşağısında olduğunu söylüyoruz Anton Turkale'nin. Anton Turkale mesela bu maçta kötü bir maç çıkarttığını bence çıkartmadı. Yani beklentilerden daha iyi bir performans gösterdi ama tabii bu İbo Aslan'a karşı yetmedi. İbo Aslan rahat yani yine de puanlamaya da gitse kazanacaktı. Knockout'la bitirdi yani. Yani UFC seviyesi önemli bir seviye. Yani UFC'den önceki maçlarından daha zor rakiplerle karşılaşıyor. Yani Anton Turkale şu anda en kolay diyebiliriz. Yani Anton Turkale'nin bir üst seviyesinde bir rakiple karşılaşması bence daha iyi olur. Hemen ilk 15'ten bir ismi vermek. Yani böyle bir isimle karşılaşırsa şu anda görmediğimiz problemler de karşımıza çıkabilir. Veya bu maçta düzeltmesi gereken problemleri daha da yüzüne sert bir şekilde vurabilir. Yani yavaş yavaş UFC ısınması bir ikinci maçtan sonra belki üçüncü maçla birlikte yavaş yavaş 15'ten düşen isimlerle karşılaşması daha iyi olabilir. Yani daha yolu açık, acele etmesine gerek yok. Mesela Contender Series'ten sonra acele etmedi. Mart ayına kadar bekledi. Şimdi de bence bu yazın sonlarına doğru bir maça çıkabilir. Acele etmesine gerek olduğunu düşünmüyorum. Kendini geliştirmesini, oyununu geliştirmesini, bu maçta yaptığı iyi şeyleri daha da geliştirmesini, olumsuz konularda ise tespit edip onları geliştirmesi gerekiyor. Evet abi ben de aynı fikirdeyim bu noktada. Yani ilk 15 dışından bir isimle karşılaşarak tabii ki kendisini atıp ondan sonra sıralamada 13-15'ten itibaren yükselebilir ki zaten birçok isim bunu yaptı. Tony Ferguson, Charles Oliveira gibi efsane isimler de hani şu aşağıdan başlayıp yukarıya gittiler ki zaten Charles Oliveira bunun en büyük örneği. O yüzden bu noktada acele etmemek gerekiyor. Ben dediğim gibi ikinci maçtan sonra ilk 15 ondan sonra da Dominic Reyes'in ciddi anlamda iyi bir test olacağını düşünüyorum. İkinci maçından sonra tabii ki. Reyes çünkü uzun süredir boşta, uzun süredir dövüşmüyor. Tabii bu akla gelen ilk isim. Abi bir diğer soru özellikle yabancı forumlarda bunu çok gördüm. Yani Türk forumları için bir şey demiyorum. Bitişin erken olduğunu düşünüyorlar. Sence hakem Chris Copeland erken mi bitirdi? Bence normaldi bitiriş. Yani orada o yumruğu attıktan sonra zaten Anton Turkale yere düşünce de pek gözleri pek iç açıcı değildi. Yani orada hiç kendinde olmadığını gösteriyordu gözleri. Bence hakem çok iyi zamanda araya girdi. Yani bir yumruk daha alması fazladan bir yumruk olurdu bence İbo'nun atacağı bir yumruk. İbo da bence iyi bekledi. Yani doğrusunu yaptı bence. Yani direkt bir yumruk atsa orada yani nakavt kesin olurdu. Ama bence şu andaki hakemin durdurmasında da bir problem yok. Yani burada önemli olan dövüşçü sağlığı ve orada alacağı bir yumruğun yarattığı hasar da daha büyük olacak. Zaten maçtan sonra da yani Anton Turkale de bayağı hasar görmüştü o yumrukla birlikte. Ben en son onu da hastaneye kaldırıyorlardı fedyeyle. Yani
bir darbe daha alması, bir balyoz gibi bir yumruk daha alması sporcu sağlığı için hiç iyi olmazdı. Bu yüzden ben hakemin bitirişini doğru buluyorum. Yani açık bir nakavtlı orada ve hakem de iyi bir zamanda araya girdi. Evet abi, ben de aynı fikirim ve son soru abi, bu Aslan'ın maç sonu konuşması. Aynen aktarıyorum. Ben buraya insanları yenmeye değil nakavt etmeye geldim dedi. Yani bu tarz maç sonu konuşması ve üzerine aldığı bonus özellikle UFC etkisinin, yani UFC'nin nezdinde nasıl bir etki yaratmıştır ve bundan sonra İbo Aslan'ın pazarlanması ve alacağı maçlar nasıl şekillenecektir? Ya bence hem performansıyla olsun hem de maç sonu açıklamasıyla ben doğru bir iş yaptığını düşünüyorum böyle. Yani maçtan sonra zaten direkt Michael Bisping röportaja geldi. Maç sırasında tribünler İbo İbo diye bağırdı. Yani tribünleri de arkasına aldı. Maç sonu da hemen röportajı da Michael Bisping gibi bir film yaptı. Ve o röportajı da verdiği bence yani tam bir dövüşçünün kendini yükseltmek için vermesi gereken röportaj bu. Biz bunu daha çok yani diğer dövüşçülerden görüyoruz. Görüyorduk. Bence İbo Aslan da doğru yaptı burada. Yani kendisini gösterdi. Ben birçok MMA sayfasına baktığımda yani bu açıklamaları yayınlamışlardı. UFC de kendi resmi sayfasından yayınladı. Yani önemli şeyler bunlar yükseltmek için. Bir de tabii İbo Aslan'ın arkasında bir Türk kamuoyunun da etkisi olacak. Yani Türk kamuoyu da onun arkasında destek olacaktır. Yavaş yavaş artık Türkiye'deki kalitesi artmaya başlıyor. Bence daha da artarak devam edecektir. Yani bunlar önemli şeyler. Evet, maçı nakavtla kazanmak önemli, maçı kazanmak önemli ama maçı nasıl sattığınız da önemli UFC'de. Ve bence İbo Aslan bunu da bu maçta maç sonu yaptığı açıklamalarla, taraflardan desteği almayla birlikte başardığını düşünüyorum. Bu yolda devam etmesi gerekiyor. Bu şekilde devam ederse zaten arkasında büyük bir kamuoyu desteği de olacak. Evet abi, ben de aynı fikirdeyim. Buradan İbo Aslan'ı tebrik ediyoruz ve başarılarının devamını diliyoruz. Ve en kısa zamanda yine kendisini kafeste görmeyi ve zaferlerini anlatmayı bekliyoruz. Abi geçen yana karşılaşmasına geçelim. Burada Joaquin Buckley ile Vicente Luque karşı karşıya gelmişti. Aslında bunu konuşmuştuk. Vicente Luque çok şey kaybedecek ve ihtimali var demiştik. Yani Joaquin Buckley her an her yerde nakavt atıyor demiştik. Ama Vicente Luque kendi oyununun kurbanı oldu bu sefer. Yeri almak isterken altta kaldı ve sonrasında da ard arda aldığı yumruklara yanıt veremeyince hakem maçı bitirmek zorunda kaldı. İkinci roundda gelen bir teknik nakavtla bir Buckley zaferi var. Abi sözü sana bırakıyorum. Hani biraz hani Luque kendi bacağını sıktığı gibi bir şey oldu aslında. Yani Luque'nin ilk roundu ortada bir roundtu bence. İlk roundda bir problem yoktu iki taraftan da. Yani iki tarafta oyunu göstermeye çalışıyordu ki Luque ayakta da fena hiç çıkartmıyordu. Fakat ikinci round yani Luque bir anda şalter kapattı. Yani görünen oydu. Buckley iyi ataklar yaptı. Üstüne gitmeye başladı. Sürekli köşeye sıkıştırmaya başladı Luque. Ve en sonunda yani Luque orada çok şarifice bir takedown denemesi yaptı. Yani takedown denemesi de değil. Direkt sırtını yere alıp oradan oyun kurmayı düşündü herhalde ama yani neden böyle bir tercih yaptı? Çok da onu da devam ettiremedi. Sert yumruklar aldı. Yani sanki maçı bırakmış gibi cidden Luque. Çok yani görüntü olarak iyi bir görüntü vermedi Luque bu maçta. Yani geçen de demiştik ya, evet, sen de az önce söyledin. Yani çok şey kaybedebilir bu maçı kaybederse diye. Bence de çok şey kaybetti yani. Şu anda sıralamanın 14. sırasına düştü ki yani sıralama dışına da düşme ihtimali var. Alttan gelecek isimlerle birlikte. Yani Luque için çok kötü bir mağlubiyet oldu kariyer açısından. Buckley için ise yani yarı ortası cidden kendini buldu diyebiliriz. 3 maç üst üste kazandı. Sıralamaya kendini attı ve gerçekten bu siklette çok iyi duruyor. Yani onun şu anda bu siklette yolu bayağı açık diyebiliriz. Evet abi, ben de aynı fikirdeyim bu noktada. Abi yani Luque'nin yaptığı hata, büyük hatayı zaten biliyoruz ama onun dışında striking konusunda sence Joaquin Buckley ile ayakta çok iyi mücadele edebildi mi? Yani ilk round özelinde belki hissanma var diyebilirim ama ikinci rounddan sonrası zaten yani Luque dediğin gibi şartlar kapattı. Yani striking konusunda sence yani kim daha iyiydi bu maç özelinde? Yani evet, ilk roundda ben Luque'den beklediğimden daha iyi performans gördüm açıkçası. Yani ilk roundu Luque'nin. Yani daha iyi oynadığını düşünüyorum ayakta beklentilerden ama yine Luque alabilir. Luque daha sert duran taraftı. İkinci roundla birlikte tamamıyla üstünlük Luque'ye geçti. Yani aslında bunu bekliyorduk geçen haftadan da. Yani
Türkiye'nin bir şekilde bu maçı geri alması gerekiyordu ama işte Batı de çok güçlü isim, yani böyle güçlü isimleri yere almak bayağı zor ve işte sırtınızı yere vererek, yani onu gardınıza çekerek oynamaya çalıştığınızda da böyle yumruklara görüyorsunuz. Yani Batı'nın yumruk seviyesi çok iyi ve Luke'nin bu yumruk seviyesini 3 round boyunca karşılayabilmesi çok zor. Yani bunu gördük bu maçta. Luke'nin farklı şeyler yapması gerekiyordu. Stratejisinde de biraz eksiklikler olduğunu düşünüyorum ki zaten maçı kaybetmesi de oyun planının yanlış oyun planı kurması maç içerisinde oldu. Yani Batı için yani yumruk gücünü gösterdi. Özellikle yerde orada Luke bilinci açık bir şekildeydi yerde yere düştüklerinde. Fakat orada Batı'nın vurduğu yumruklar karşı Luke hiçbir şey yapamadı. Yani orada bir oyun kurmaya çalışacaktı. Jitsu oyunu kurmaya çalışacaktı. Buna kurmaya fırsat vermedi Batı. Gerçekten etkileyici bir striking performansı gördük Buckley'den. Evet abi, ben de aynı fikirdeyim bu noktada. Buckley için bundan sonraki rakip kim olabilir? İlk 11, yani 11. sıradan, yani Luke'nin sırasını almış oldu otomatikman, yani maçı kazanarak 11. sıraya oturdu. Yani sence bundan sonraki rakibi kim olabilir? Yani bu, tabii üst taraf biraz karışık yer orta sitlette. Aynı zamanda hani tabii açıklanan birkaç maç daha var. Yani sence Joaquin Buckley için sıradaki rakip kim olabilir? Bana Mateusz Kamrot gibi geliyor ama sanmıyorum onu bir teste sokacaklarını. Sence sıradaki rakip kim olabilir Buckley için? Bence Buckley'i ilk ondan bir isme kesinlikle vereceklerini düşünüyorum. Yani artık Buckley'nin bu şiddette yani aşağıdan gelen bir isimle tekrar bir test maçı yapmasına gerek var mı? Yani Luka gibi bir isimle ben gerek olduğunu düşünmüyorum. Yani verilirse de yani Buckley'i daha da yükseltmek için verildiğini düşünüyorum. Yani bence ilk ondan bir isimle bir test etmek gerekiyor artık Buckley. Yani Buckley kaybetse bile yolunu devam edeceğini biliyoruz. Yani böyle bir dövüşçü Buckley. Yani bu yüzden ben ilk ondan bir ismi vereceklerini düşünüyorum. Çünkü UFC'nin de sevdiği bir dövüşçü. Yani sürekli promote etmek istediği bir dövüşçü. Ben dediğim gibi ilk ondan bir isimle karşı onu test edeceklerini düşünüyorum. Evet abi, ben de aynı fikirde bu nokta. Zaten sıralamayı şimdi açtım. Hani altı, hani ilk 5'i kenarda tutuyorum. Hani ilk 5'te kimler var? İşte Şampiyon Edwards, sonra Usman, Belal, Şavkat, Colby ve Dellama Deneli'yi dışarıda tutuyorum. Hani Gilbert Burns bir test olabilir 6. sırada ve düşüşte. Ian Makedo geri belki maçı satma ve izletme açısından hani bir rakip olabilir. Sean Brady var, boşa çıktı şey maçına iptal olunca, belki o bir rakip olabilir ama onu göreceğiz. Karar artık UFC'de. Bakalım onlar nasıl bir karar verecek. Buradan Joaquin Buckley'i tebrik ediyoruz. Santa Luke'de geçmiş olsun diyoruz. Ve ana karşılaşmaya geçiyoruz. Manon Fiorelli, Erin Blanchfield. Tüm Amerika Birleşik Devletleri Erin Blanchfield'ın arkasındaydı ama kez daha 50 eyalet de arkada olsaydı bu maçı zaten kazanamayacaktı. Yani 3. round'dan sonra ben bunu anlamıştım. Yani 3-0 gidiyordu. 3-1 oldu 4. round'da benim kartıma göre. Yani 50-45 verdi hakemler ortak kararla maçı Manon Fiore'ya. Ki hani haksız sayılmaz 50-45 de verilebilirdi. Ben 49-46 verdim. 4. round'ı Blanchfield'a yazmıştım. Yani gerçekten Manon Fiore'dan yani kadınlar MMA için striking ve mesafeli dövüşme dersinin sizin bir özeti oldu. Yani mesafeyi nasıl korursunuz diye anlatmak isterseniz öğrencilerinize maçı koyup yani izletebilirsiniz. Yani Manon Fiore'dan mesafede dövüşme bir striking dersi geldi ve artık o kenara geçip şey bekleyecek, rakibini bekleyecek. Abi söz sana bırakıyorum, maç hakkındaki görüşlerini alalım. Yani Manon Fiore 5 round önce bence Erin Blanchfield'ı öğüttü. Yani maçın başında başladı zaten mesaj vermeye. Yani Erin Blanchfield Manon Fiore'nin o boksuyla hiçbir şekilde baş edemedi. Yani bunu aslında beklediği bir şeydi. Yani biz geçen hafta konuştuğumuzda da Manon Fiore boksta üstünlük kurmaya, öğütmeye çalışacak diyorduk. Yani Erin Blanchfield'ın burada bir şeyler yapması gerekir diyorduk. Erin Blanchfield ayakta dövüşmek zorunda kaldı. Ayakta dövüştüğünde de her yumruğu yedi. Yani bütün direkt yumrukları, sağ direktleri yedi. Bu yüzden yani maç aslında ilk iki roundda artık belli olmuştu. Yani maç bu şekilde giderse 5 roundda işi bitirecek Manon Fiore, ki nakavt etmesi zor bir isim Erin Blanchfield. Manon Fiore da çok nakavtçı bir dövüşçü değil. Yani maçın puanlamaya doğru gittiği çok açıktı. Erin Blanchfield'in bir şeyler yapması gerekiyordu. Onu da yapamadı. Yani yer oyununda da Manon Fiore o kadar güçlü ki yani
sanki Horus siklet dövüşçüsü gibi. Yani bu sikletle arasında bir siklet fark varmış gibi. Acayip güçlü bir dövüşçü. Yani Aaron Blanchfield'e karşı yaptığı ilk round'daki takedown tam bir mesaj takedown'uydu. Yani ben seni istediğim zaman yere alırım dedi ki aldı. Ondan sonra Aaron Blanchfield'in bütün takedown denemelerini savundu. Ona karşı güçte çok büyük üstünlük kurdu. Gerçekten ben Manon Fiori'yi tamamıyla domine ettiğini düşünüyorum maçı ki zaten puanlamadı bu şekilde. Hani beklentilerin çok çok üstünde bir performans Manon Fiori'den. Söylediğin gibi artık kemer maçını hak kazandı. Kemer maçındaki rakibini bekleyecek. Evet abi, ben de aynı fikirdeyim bu noktada ki zaten hani güçlü olduğuna katılıyorum çünkü hani tartıda çok kötü görünüyordu Manon Fiori, gerçekten kötü görünüyordu. Acaba bir şey mi oldu, zor bir kilo kesme süreci mi yaşadı, acaba Blanchfield için kolay bir galibiyet mi geliyor derken hani Manon Fiori her ne yaptıysa ve hani ne güçlü bir güç varsa 3 günde inanılmaz toparladı ve sonrasında hani dediğimiz gibi Aaron Blanchfield'la oynadı. Yani yumruk torbasıyla oynar gibi, yani sparring antrenmanı yapar gibi oynadı gerçekten de. Abi Aaron Blanchfield'ın en büyük sorunu neydi? Ben yer alma konusunda yani çok zorlandı ki zaten Manon Fiori hani Tatiana Suarez gibi hani iri. Hani kendi stetleri için iri. Yani Suarez nasıl 115 pound için iri ise Manon Fiori da 125 pound için iri. Yani o farkın ben büyük bir sorun yaşattığını düşünüyorum Blanchfield'da. Yani sence Blanchfield'ın en büyük sorunu neydi bu maçı özellikle? Yani yere alamaması kendisi için sonun başlangıcı oldu. Yani maçı zaten 3 tek down denemesi var, 3'ünü de alamadı. Yani alamayacağı bir noktada belli ki zaten her köşeye sıkıştırdığında bir anda yani Fioro'yu telleri sıkıştırdığında bir anda Fioro avantajlı duruma geçiyordu. Yani daha tek down denemesi bile yapamadı. Yani ben maç sonunda bayağı tek down denemesi yapmıştır diye düşündüm. Fakat sadece 3 tane yapmış ki yapabildiği buydu. Yani çünkü o pozisyonu alacak bir şekilde avantaj sağlayamadı tellerde. Yani Blanchfield'in bu maçta bu kadar güç olarak ezilmesini de beklemiyorduk aslında. Yani Blanchfield de güçlü bir isim. Yani baktığınızda Manon Fiori boy olarak biraz güçlü, boy olarak biraz farklı, daha uzun. Ama Aaron Blanchfield'in de biraz daha kalın olduğunu görüyorduk ama güç olarak da çok büyük farkın olduğunu gördük burada. Yani takedown yapamamasını bu sebeple bir noktada anlayabiliriz. Yani güç farkından dolayı yapamadı ama ayakta da Fiori'yle dövüşmesi için yani bir savunması olması gerekiyordu. Aaron Blanchfield'da savunma da yok. Yani ben en büyük hatasını ayak oyununda yaptığı savunmalar olduğunu düşünüyorum. Hiçbir şekilde savunamadı. Rakibinin üstüne gittiği her pozisyonda Manon Fiori onu cezalandırdı. Yani ya burada artık nakat olmayı göze alıp bir şeyler yapmaya çalışacaktı ki Manon Fiori'ye nakat etmesi zordu. Her dönüşünde de yumrukları yedi. Yani buna karşı çalışması gerekiyordu. Ben yani kampta sadece neye çalıştılar çok merak ediyorum. Yani boksa çalıştılar mı? Ben çok çalıştıklarını düşünmüyorum. Yani yere alma üzerine plan yapmışlar demek ki. Çünkü boksa çalıştılar, en azından o kafa hareketlerini yapardı. Kafa hareketlerinin hiçbiri yoktu. Bütün darbeleri aldı. Aaron Blanchfield için gerçekten ayaktaki performansı bayağı bir hayal kırıklığı oldu. Evet abi, ben de aynı fikirdeyim bu noktada. Tabii maç hakkında hani kimin sonraki rakibi kim diye sormak isterdim ama sormaya gerek yok. Manon Fiori artık dediğimiz gibi kemer maçını bekleyecek Ultimate Fighter 32. sezonun ardından. Sonunda tabii Valentina Shevchenko ile Alexa Grasso karşılaşıp hesabı kapatacaklar artık. Ondan sonra Manon Fiori için kemer gelecek gibi görünüyor. Buradan Manon Fiori'yi tebrik ediyoruz. Aaron Blanchfield'a da geçmiş olsun diliyoruz. UFC Vegas 90'a geçeceğiz ancak atladığımız önemli bir gelişme var. Buradan özür diliyorum. Şimdi aklıma geldi. Suudi Arabistan gecesi için maçlar açıklandı. Belli oldu. Ana karşılaşma çok dikkat çekici. Özellikle Robert Whittaker'la Hamzat Chimaev karşı karşıya gelecekler 22 Haziran'da. Abi kısaca bir yorumunu alayım, sonra UFC Vegas 90'a geçelim. Yani çok güzel eşleşme. Yani ilk duyduğumda da çok sevmiştim. Yani orta siklette artık Hamzat Chimaev'in de şampiyonluk adaylarından biri olduğu için yani böyle bir eşleşmeye ihtiyacı vardı. Robert Whittaker'la gerçekten doğru bir eşleşme bence. Biri çok güzel bir maç bekliyor. Yani Whittaker'ın maçları da çok keyifli oluyor. Zaten Hamzat'ın maçları ayrı bir olay. Hani Suudi Arabistan gecesi bayağı iyi olacak. Yani o kart ertelemeleri çok güzel olmuş. Mart ayında yapılacaktı. Geçtiğimiz Mart ayında yapılacaktı bu kart. Daha iyi bir kart hazırlamak için Haziran ayında ertelenmişti. Bence çok doğru olmuş. Yani kartın diğer maçları da çok iyi. Bir de saat de bizim için çok güzel olacak. Yani bizi çok güzel bir kart bekliyor. Yani
muhteşem bir ana maç bekliyor diyebiliriz. Yani Hamza Çimayev, Robert Whittaker maçı çok güzel bir maç. Yani bu maçı ilerleyen zamanlarda daha böyle detaylı teknik olarak konuşuruz ama yani beklentilerin çok yüksek olduğu bir karşılaşma. Beklentilerin çok yüksek olduğu bir kart diyebilirim. Evet abi, ben de aynı fikirdeyim bu noktada ve 22 Haziran haftasında tabii ki bunu detaylı olarak konuşacağız. Ve UFC Vegas 90, Brandon Allen'la Chris Curtis karşı karşıya gelecekler. Orta stat ana karşılaşması bu 5 şant üzerinden olacak. Öncesinde Marvin Vettori aslında rakibi olacaktı Brandon Allen'ın. Ve tabii Marvin Vettori yenseydi tabii ya, karşılaşıp yenseydi Allen için yani kemer noktasına gidecekti. Ancak şimdi Allen yerini korumak zorunda ve bir hesabı kapatmak zorunda. Yani Chris Curtis son 7 maç içerisinde aldı tek yenilgi Brandon Allen'ın. Bunu hatırlatmak istiyorum. Abi senin görüşlerine geleceğiz ama künyelere bir geçmek istiyorum. Brandon Allen 1.88, Chris Curtis 1.78 boyunda. İki tarafında kanat açıklıkları eşit, aynı 75 inç. Brandon Allen 23 galibiyetinde 19'unda rakiplerini bitirdi. 14'ü satmışına geldi bu galibiyetlerin. Chris Curtis 31 galibiyeti var. 10 yenilgisi var. Bir maçı da sonuçsuz tamamlandı Chris Curtis'in. 31 galibiyetinin 18'inde rakiplerini bitirdi. 17'sinde akabla geldi. Brandon Allen dediğimiz gibi Curtis yenilgisi sonrası 6 maçtır kazanıyor. Sam Alvey, Jacob Malkin, Krzysztof Jotko, Rob Gomez, Bruno Silva ve Paul Craig'i yenerek geliyor. Öte yandan Chris Curtis'in son 5 maçlık karnesi pek parlak sayılmaz. 2 galibiyet, 2 mağlubiyet, 1 no contest'i var. No contest Imova karşı gelmiş. Kafa çarpışması sonucu devam edememişti Curtis karşılaşmaya. Buckley ve Marc-Andre Barrio'yu yendi Chris Curtis. Jack Hermann sonra da Calvin Gastelum'a yenildi. Abi söz sana bırakıyorum. Hani yıllar önce karşılaştıklarında Chris Curtis iyi bir yumrukla yani yakalayıp işi bitirmişti. Ancak şimdi daha gelişen bir Brandon Allen var. Bir submission expert'i Brandon Allen var. Ve hani bu maçta Brandon Allen'ın yapacağı aslında az çok şey belli. Yani sen ne düşünüyorsun maç hakkında? Tabii Marvin Vettori'nin çekilmesiyle maç tabii ki bambaşka bir hal almış oldu. Ve Chris Curtis'in de kısa sürede kafese gireceğini hatırlatalım. Yani ilk önce bu maç aslında Brandon Allen'ın Vettori maçından sonra bu maçı kabul etmesi çok mantıklı olmazdı. Ama işte Chris Curtis'le arasında eskiden kalan bir mevzunun olması, 4 sene önceki o mağlubiyeti de temizlemek istemesi bu maçı Allen'ın almasına itti. Ya bence doğru bir tercih, zor bir maç. Bence hala Brandon Allen için zor bir maç. Favori olsa olarak gösterilse de, yani kazanacağı düşünülen isim olsa da bence zor bir maç. Biraz ilk maça bakmak gerekiyor. İlk maçta oyun daha çok ayakta devam etmişti. Allen fena performans göstermezken Curtis bir noktada rakibini nakat etmeyi başarmıştı. İşte yani Curtis'in performansı, yani ayakta dövüşürseniz bir noktada o sert yumruklara maruz kaldığınız zaman da bir anında kat olma ihtimaliniz var. Bunu Buckley yaşadı. Yani birçok dövüşçü yaşadı. Buckley maçında da mesela oyun ayakta devam ederken yani iki tarafa da gidebilecek oyunda Curtis gerçekten müthiş bir nakavtla rakibini mağlup etmeyi başarmıştı. Yani çok güçlü yumruklara sahip bir dövüşçü. Yani ayakta ne kadar devam ederseniz o kadar başınız ağrır onunla. Bu yüzden Allen'ın ilk maçtan dersler çıkartıp daha akıllı dövüşeceğini düşünüyorum. Yani oyunu olabildiğince yere alması gerekiyor. O jiu-jitsu'suna güvenmesi gerekiyor. Yoksa ayakta evet başa baş gitse bile bir noktada Curtis'in nakavt yumruğuna nakat yumruğuyla karşılaşabilir. Bu da onun için çok kötü olur. Bu yüzden doğru oyun planıyla bu maça çıkması gerekiyor. Favori Allen ama Curtis'i hiç yabana atmamak gerekiyor. Evet abi, ben de aynı fikirdeyim. Oyun planından bahsettin. Ben de birkaç istatistik vereyim. Yani istatistik vermeyi çok seviyorum zaten. Brandon'ın 6 satmışında UFC orta step tarihinde 2. sırada. 6 rear naked çok satmışın galibiyetiyle UFC tarihinde 3. Son 4 maçın tamamını satmışınla ve rear naked çokla aldı. Bu alanda efsane Charles Oliveira ile birlikte UFC tarihinde 3. sırayı paylaşıyor. Yani en aktif en iyi 3. seri şu anda satmışın serisi olarak. Yani çok iyi bir ayak ve yer oyunu, yani çok iyi bir yer oyunu olduğunu biliyoruz zaten Brandon Allen'ın. Ki önce kazandığı karşılaşmada da dövüş Paul Craig'e geçse de demiştim zaten. Hani 5 dakika geçse olsa rear naked çok olarak dünyaya gelecekmiş gerçekten de. Yani öyle bir stile sahip, hani bu jiu-jitsu felsefesinden bozmayan, ayrılmayan, hani tabii bir yandan hani ayakta da iyi bir seviyede. Hani orta stilin kısmen Charles Oliveira'sı diyebiliriz ama bence tabii biraz daha dayanıklısı ve biraz daha iri hali tabii ki. Abi şunu sormak istiyorum, yani Chris Curtis'in bu maçta yapması gereken yani en önemli şey ne?
Ve tabii Chris Curtis'in Türkiye'de özellikle Sony Vastan videosundan sonra da büyük fan kitlesi aldığını da hatırlatmak isterim tabii ki. Yani sence Chris Curtis ne yapmalı maçta? Yani Curtis'in bence yapması gereken bu maçı olabildiğince ayakta devam ettirmesi. Yani sonuçta 5 round maç, yani bu maçın belli bir kısımlarında yere dağılabilir. Buralarda sakin kalması gerekiyor. Ya takedown savunması çok önemli. Takedown savunmasını baştan iyi bir şekilde yaparsa yavaş yavaş rakibini de yorma ihtimali olur. Ama rakibi de genç, yani burada buna güvenerek de oynayamaz ama yani takedown savunmasını başlarsa biraz rakibini yıldırmaya başlayabilir. Ayakta devam ettirmesi gerekiyor Curtis'in. Çünkü yani bir şansı olacaksa ayakta olacak. İyi bir nakavtçı. Yani ilk maçtaki gibi, ilk maçın tekrarını izlersiniz. Orada Curtis'in ilk round'un sonunda bir takedown savunması round bitiyor. Ondan sonra ikinci round'da ayakta güzel bir yumrukla ve daha sonra diz darbeleriyle rakibini nakavt ediyor. Yani bu şekilde kazanabilir bence Curtis bu maçı. Ve bu oyunu da istediği yerde, yani ayakta devam ettirmesi gerekiyor. Evan için ise tam tersi, oyunu yere aldığında şansı artacak. Ayakta evet karşılayabilir ama yani bu riske girmeye hiç gerek yok Evan için. Evet abi, ben de aynı fikirdeyim. Analiz adı stratejisini söylemiş oldum. O yüzden o soruyu geçiyorum. Peki abi, kazanan taraf için bundan sonra ne söyleyebiliriz? Allen kazanırsa ne olur? Chris Curtis'in de kazanırsa ne olur? Yani tabii Allen kaybederse Luke gibi bence çok şey kaybetme ihtimali var. Yani tabii yine kolay bir şekilde yükselir. Ben Brandon Allen'ın potansiyeli hala var ve genç tabii ki. Ama tabii Chris Curtis kazanırsa biraz orta stepte işlerini de karıştırabilir. Hazırsa da Hamzat ve Howard Whittaker maçı varken step biraz karışıkken. Yani dediğim gibi Allen kazanırsa ne olur, Curtis kazanırsa ne olur? Yani bence Allen kazanırsa Allen için çok büyük bir yükseliş olmaz. Sonuçta 14. sıradaki bir isimle karşılaşıyor. Ben Allen'ın büyük bir yükseliş yapacağını, yani bu maçtan sonra hemen sıralamada yükselteceklerini düşünmüyorum. Yine Vettori maçı gibi bir maç, belki Vettori maçı ayarlanır. Yani bu şekilde bir maç ayarlanacağını düşünüyorum. Zaten yani o kısa sürede ayarlanmış bir maçtı. Ama Chris Curtis kazanırsa işte o zaman yani Chris Curtis bir anda ilk ona yerleşir. Onun kazanması Brandon Allen'ın bayağı bir düşmesine sebep olur. Yani evet tekrar toparlama ihtimali olur ama şu anda kısa vadede bayağı bir zarar görür. Chris Curtis de kendini ilk ona atabilir. Aldığı mağlubiyetle, yani çok istikrarsız gidiyor son zamanlarda ama bu galibiyetle kendini bir anda ilk ona atmış bir şekilde görebilir. Chris Curtis için, yani yine dediğim gibi geçen hafta da söylemiştik Buckley, Luke maç için. Burada kaybedecek olan taraf Allen. Kaybederse çok büyük şey kaybeder. Ama Chris Curtis kaybederse çok bir şey kaybetmez ama kazanırsa bayağı büyük bir şey kazanır. Bu yüzden yine böyle bir eşleşmeyi görecek bu hafta. Bu yüzden de ilgi çekici olacak. Yani kimin daha böyle bu stresi kaldırıp kimin daha rahat oynayacağı da tabii önemli karşılaşma içerisinde. Evet abi, ben de aynı fikirdeyim. Tabii bu maçın Türkiye'den büyük bir izleyicisi dediğim gibi olabilir. Sonuç olarak hani Chris Curtis'in İbo Aslan videosundaki işte Atatürk ifadesi, Türkiye için ifadesi falan. Ki zaten İbo Aslan Fight Digital'e verdiği röportajı Chris Curtis'e kız arkadaşının da Türk olduğunu söylemişti. İzmirli olduğunu söylemişti, daha da detay vereceksek. Yani gerçekten Türkiye'den de büyük bir destek var Chris Curtis'in. Tabii ki biz tarafsız olarak her kesime de başarılar diliyoruz. Ve bu dövüş gecesini de yakından takip edeceğiz. Böylelikle programımızın sonuna gelmiş umuyoruz. Abi yorumlar için teşekkür ederim. Yine değer kattın program her zamanki gibi. Başta programda dövüş sporları olmak üzere futbol, basketbol, voleybol ve diğer tüm spor branşları hakkında en doğru haber ve analizleri almak için Nice'ın YouTube kanalına abone olabilir ve bildirimlerinizi açabilirsiniz. Dövüş sporları yazılarımıza ve diğer tüm spor branşlarındaki yazılara ulaşmak için tüm sosyal medya hesaplarımızı takip edebilir ve internet sitemizi favorilerinize ekleyebilirsiniz. Ben Arda Şahin, sevdiğiniz Arnavutlaş'la birlikte sizlere iyi günler ve iyi haftalar diliyoruz. Önümüzdeki hafta, tabii bayram haftası, şimdiden hepinize iyi bayramlar diliyoruz. Ve önümüzdeki hafta inşallah UFC 300 için özel ve büyük yayınımızla sizlerle birlikte olacağız. Ben Arda Şahin, sevdiğiniz Arnavutlaş'la birlikte sizlere iyi günler ve iyi haftalar diliyoruz. Görüşmek üzere, herkese iyi bayramlar.